Allah, bir bu eksikti. Ne oldu? Harun'un şirketinden basın açıklaması yayınlanmış. Ne diyor? Kardeşi Bora'nın adalete teslim olması çağrısında bulunmuş. Emniyet güçlerinin her zaman yanındayız falan filan. Bir gazete ilanı mı? Gazete, sosyal medya. Girebildiği her yere girmiş müdürüm. Şov yapıyor şerefsiz. Evet, ama iyi yapıyor. Silah var, silah var. Ne oluyor lan? Kapıyı siper al. Allah kahretsin, destek lazım. Saldırı mı dedi o? 45-41'den 47'ye. Emre, neredesiniz? Orman yolundayız müdürüm. Çapraza aldılar bizi. Arda yaralandı. Acil destek lazım. Allah kahretsin. Çabuk çıkın, çabuk çıkın. Arda, Arda iyi mi? Arda iyi mi Emre? Duyuyor musun beni? Arda iyi mi? İyi misin? İyiyim, sağ ol. 5-10 saniye ses vermedin ya. Yemin ediyorum aklım gitti. Oğlum, mermi etkisi. Olur o kadar. Kimdi bu adamlar? Biri asker gibiydi, gördün mü? Gördüm. Adamlar direkt infazla gelmişler. Birini yaraladım ama kaçtılar işte. Her şey ortada. Aleyhinde tanık olacak adamlar adliyeye götürülürken öldürülüyor. Peki Bora bunu yaptırabilecek çapta bir adam mı? Bence değil. Değilse de biz neyi bekliyoruz ya? Harun birilerini tutmuş üstümüze salıyor. Bu adam sandığımız kadar tekin adam değil. Mesut, biz de biliyoruz böyle olduğunu ama delil olmadan, ifade olmadan nasıl alacağız adamı? Bak, 4 tane ceset var ortada. Daha ne delil arıyoruz ya? Usta bir dakika ya, sakin olalım ya. Olay yeri topladın mı mermileri? Topluyorlar abi. Usta ne mermisi ne olay yeri ya? Adamın yerini biliyoruz, gidip alalım. Ya tamam dur Mesut, sakin ol biraz ya. Ya bir Rıza Baba ile konuşalım. Ne yapacağımıza karar verelim Mesut. Bence de usta. Aman aman konuşun siz aman. Daha çok ceset toplarız. Dün ne yapıyoruz? Hadi arkadaşlar toparlayalım. Var ya, bir de bununla mı uğraşacağız? İş tamam Harun Bey. Temizliği yaptık. Hepsi öldü mü? Ölecekler dediniz. Öldüler. Baba, ısrar etmeye devam edeceğim. Bu işin arkasında Harun var. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ha, geldi. Andım ya, adına hemen geldi. Buyurun. Rıza müdürüm, müsaitseniz müvekkilim sizinle görüşmek istiyor. Buyurun, görüşelim. Oturmayacağım müdürüm. Kısa olacak zaten. Olanları duydum. Bora mı yaptı diyeceksin? Bilmiyorum ama bu iş çok büyüdü. Kardeşimin iyice dibe batmasını istemiyorum. O yüzden yakalanması için elimizden geleni yapacağız. Kardeşinin yerini bilmediğini söyleme Harun. Bak, bu masada hiç kimse inanmaz. İnanın bilmiyorum. Ulaşmaya çalıştım ama ortalıkta yok. Nereye gitti, kimlere bulaştı, hiçbir fikrim yok. Ben seni tanıyorum Harun. Senin gibi 1000 tanesini elekten geçirdik biz. Baştan aşağı yalansın sen be. Dürüst, iyi iş adamı rollerini bırak. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Ben destek olacağımı söylemek için buraya geldim. Kaç gün geçti? Niye getirmedin kardeşini? Onu kaçırmaya uğraşıyorsun değil mi? Tanıkları da ortadan kaldırdın. Neyle gönderiyorsun kardeşini? Tekneyle mi, uçakla mı, neyle gönderiyorsun? Sude çıkma oradan. Bize gücü yetmez Bora. At silahını. Sude'yi kovmadan bir yere gitmem. Öldürecek beni. Orada dur. Bırakın. Nasıl? Beğendin mi tuzu? Bırak. Niye vurdunuz kardeşimi? Neden acaba ya? Kardeşinin saçlığı tehlikeyi önlemek için vurdum. Açıklamam tatmin etmediyse de savcılığa gidebiliriz. Vurmanız gerekmiyordu.
Saçma sapan konuşma Harun. Rıdvan'ı tanıyor musun sen? Hayır, tanımıyorum. Ben doğru cevabı aldım, merak etme. İnsan kaçakçısı. Deposuna baskın yaptık. Kardeşinin parmak izi çıktı oradan. Bora'nın nerede olduğunu bilmediğimi söylemiştim. Söyledin, evet. Ben de sana durumu anlatıyorum. Yani soruşturma yeni başladı. Ucu sana dokunur mu? Sanmıyorum. Şanslısınız. Kardeşime bir şey olsaydı... Olsaydı ne yapacaktın? Harun Bey, sakin olun. Müdürüm, rica ediyorum. Ne oldu? Harun Bey yine mi burada? Komiser, bak işine. Canım burnumda, uğraşma benimle. Uğraşacağım lan seninle. Sonuna kadar uğraşacağım. Rıza müdürüm, lütfen araya girin. Bir şey yapın. Bence ortada. Araya girecek bir şey yok. Hatta konuşmamız gereken çok şey var. Bora mesela. Bir haftada bulaşmadığı pislik kalmadı. Abisi sağ olsun. Önce kurtarmaya çalıştı. Sonra kaçak göçek yurt dışına kaçırmaya. Hepsini organize etti ama kardeşinin nasıl bir manyak olduğunu unuttu. Yeter lan! Kardeşim içeride can çekişiyor. Şşş. Ya gelip burada bize bağıracağını kendine kız. Sen söz verdiğin gibi kardeşini getirip bize teslim etseydin bunların hiçbiri olmazdı. Çok biliyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Ya, abi. Usta, abi, tamam. Abi, İtiraf et Harun. Tamam usta. Rıdvan'ı sen tuttun. Usta bırak. Söyle hadi. Söyle. Bak seni rezil etmeyeyim burada. Sen mi beni rezil edeceksin? Kimsin lan, kimsin? Kim? Mesut. Mesut. Tamam Mesut. Mesut komiser. Bunun hesabını vereceksin. Burnuna baktıkça kim olduğumu hatırlarsın. Yapma, yapma işte ya. Gözünü seveyim, yapma. Oo, herkes buradaymış. Baba, beni çağırmışsın. Ne haber usta? Ne olsun sizden? İyi. Hayırdır ya, ne bu haliniz? Geç kardeşim, geç otur. Ne iş usta? Allah Allah. Baba ne oluyor? Bunu bilirsin değil mi? Sarı zar. Hem de acil koduyla geleninden. Hayırlı haber değil o zaman. Bize hayırlı haber mümkün mü Mesut? Harun elini çabuk tutmuş. Bekliyorum bir şeyler ama bu kadarını değil. Müfettiş görevlendirmişler Mesut. Hiç soruşturma benim için. Ya gelsinler baksınlar. Ne çıkartacaklarsa hala. Ya bıktım ya. Yeter vallahi. Ne yaptı ya bu adam? Mesut, bununla gülünecek ne var? Gülün ya, siz de gülün. Yok bir şey ya. Bu ne Allah aşkına ya? Ya tamam kardeşim, bizim de sinirimiz bozuldu ama. Ya bozulmasın usta, yok bir şey ya. Vallahi yok bir şey ya. Biraz ciddi ol istersen ha. Ciddiyim baba. Ben işimi yaparken çok ciddiyim. Hem de nasıl biliyor musun? Of! Ama buna, bana bunu gönderenlere, o Harun itini koruyanlara var ya, işte onlara ne gülerim. Kimse kusura bakmasın. Buyursunlar, gelsinler. Allah'ım yarabbim ya.